Evvela dişlerimiz döküldü. Sonra saçlarımız. Arkasından birer birer arkadaşlarımız. Şu canım dünyanın orta yerinde yalnız başına yapayalnız. Kırılmış kolumuz kanadımız. Tatlı canımızdan usanmışız. Bir şüphedir sarmış yüreğimizi. Ya kendini aldatıyor demişiz ya bizi. Bir şüphedir demir atmış ciğerimize. Pamuk ipliğiyle bağlamışlar bizi. Pamuk ipliğiyle. Düğüm üstüne düğüm şöyle dursun. Bir çalım bir kurum hepimizde. Nereden inceyse, nereden inceyse oradan kopsun. Bu canım dünyanın orta yerinde hayvanlar kadar bağlanamamışız birbirimize. Yalan mı? Yalan mı? Gözünü sevdiğim karıncalar, işte hamsiler sürü sürü. Arılar bölük bölük geçer, leylekler tabur tabur. Ya bizler? Eşrefi mahlukat, ya bizler boğazımıza kadar kendi murdar karanlığımıza gömülmüşüz. Bizler bölük bölük, bizler tabur tabur, bizler sürü sepet. Yalnız, yalnız birbirimizi öldürmüşüz, yalnız birbirimizi öldürmüşüz. Bizler sürü sepet, yalnız birbirimizi öldürmüşüz. Ne güzel diyor değil mi Bedri Rahmi Eyüboğlu? Hayvanlar kadar bağlanamamışız birbirimize diyor. Onlara bir bakın sana, sürü sürü, bölük bölük, tabur tabur. Yaratılmışların en şereflisi ey insan, bir dön de bak kendi haline. Bizler öyle bir noktadayız ki değerli izleyenler, şu gün şu meselede Türkiye'nin gündeminde bakın ne var? Anlatabiliyorum değil mi? Bizler bölük bölük, bizler sürü sepet, yalnız birbirimizi öldürüyoruz. Vur ha vur, vur ha vur, bir şey mi yakaladın hemen vur. Ya bu mudur yani? Bir şey gerçekleşiyor şu an. Türkiye'nin kanayan bir yarası, bir eğitim gerçeği var. Bugün dershaneler yüzünden belki de birçok gencimiz onun ezikliğiyle, dershaneye gidememenin psikolojisiyle arkadaşlarına ve hatta öğretmenlerine ve hatta okula cevap veremiyor. Sen dershaneye gidiyor musun sorusuna. Çocuk dershaneye gidemiyor. Maddi imkanı yok. Dershaneler diyorlar ya, parasız öğrenci mi okutuyor ki bugün ekranlar karşısına çıkıp da biz fakir öğrenci okutuyoruz bilmem ne. Ya dershanede Allah aşkına çıkın da bağlanın. Şu toplum, şu insanlar daha 3-5 ay öncesine kadar dershanelere kin kusuyordu, kan kusuyordu. Neden? Çünkü sömürü aletine dönüşmüştü. Her biri 3 liradan 5 liraya kadar okulda gereken eğitim verilsin, dershaneye olan ihtiyaç bitsin. Şu anlama gelmiyor. Ben katı bir dershane karşısında duran biri de değilim. Dershane bir ihtiyaç. Dershaneye olan ihtiyacı yok etmemiz lazım. Ana mesele bu. Sen dershaneye olan ihtiyacı bitirdiğinde zaten çocuk dershaneye gitmeyecektir. Anne baba göndermeyecektir. Ama böyle olmuyor değerli izleyenler. Maalesef böyle olmuyor. Çünkü anne babalar daha iyi, daha da iyi, çok iyi, birinci olsun diye dershanelere gönderiyorlar. Hepimiz biliyoruz. Hepimizin çocuğu var. Daha da iyi olsun diye, en önde olsun diye, benim çocuğum birinci olsun diye dershaneler varsa göndeririz. Varsa gönderirsiniz. Neden? Çünkü daha iyi, daha iyi, daha iyi. Peki dershaneler kapatılınca bu çözülecek mi? Evet, bu çözülmeyecek. Nedir? İşte dedikleri gibi merdiven altı veya işte gizli veya işte evlere taşınacak, özellere taşınacak, özel derslere dönüşecek. Peki. Bilemiyorum, bir şeyler olacak muhtemelen. Ama problem bu değil. Türkiye'nin böyle bir meselesi varsa biz de ne diyoruz? Bu konuda bir problem var. Evet, eğitimle ilgili bir problemimiz var. O zaman bu konuyu eğitime dönük konuşmamız lazım. Konuyu eğitim mecrasıyla konuşmamız lazım. Darbe mecrasıyla değil, bir darbe şeyle değil. Evet. Onun için Bedri Rahmi Eyüboğlu ne kadar güzel diyor. Niye sürekli insanoğlu bu yapıda gidiyor? Birbirimizi vuruyoruz, birbirimizi öldürüyoruz. Birbirimiz, yani biz birbirimiziz. Biz birbirimize bunları yapmamamız lazım. Biz birbirimizi hemen, yani kaç zamandır duyuyoruz işte. O ona, o ona sürekli, ya nedir bu Allah aşkına ya? Birbirlerinin hatasını arama, kusurunu arama, sürekli bir yerden vurmak için hareket etme. Türkiye'nin eğitim gerçeği var. İşte onun için ben üzülüyorum. Bu meseleleri konuşacak insanlar
Hiç konuşmadılar. Yıllarca konuşmadılar. Eğitimle ilgili çok problemler oldu, sustular, görmezden geldiler. Türkiye'nin en büyük eğitim sorunu neydi biliyor musunuz? Benim üniversite gençliğimde başörtüsü yüzünden okuldan atılanlar, kovulanlar, dışlananlar, o genç kızların bu meselelerinde sustular. Hiçbir açıklama yapmadılar. Hatta bunu bir teferruat olarak gördüler. Kızlarına dediler ki okuyabilirsiniz dediler. Evet denildi. Yani başınızı açın ve okuyun denildi. Başörtüsüyle ilgili ayet varken, Kur'an-ı Kerim'de hüküm varken onlara yönlendirildi. Yani sorunu halletmek yerine boyun eğildi, boyun büküldü. Şimdi boyun bükmeyen bu, onun için sormak lazım. Şimdi boyun bükmüyor. Neden? İşin ucunda maddiyat var ya, işin ucunda para var ya. Böyle bir şey olmaz. O zaman neden konuyu eğitime çekelim tekrar? O zaman eğitimi güçlendir, okulunu yap, yapıyorsunuz zaten. Git, engel var mı ya? Kur binanı, al ilkokulları, ortaokulları, liseyi okut. Bakın yasa bunları engellemiyor ki. Yasayı Allah aşkına okuyup inceleyen var mı benim gibi? Sadece izlediklerinizle yetinmeyin. Yasa metnini bir alın inceleyin. Hoş daha yasalaşmamış bile. Bir taslak üzerinde konuşuluyor şu an bunlar. Ama ne diyor? Özel okula dönüşürsen sana destek vereceğiz diyor. Maddi ve efendim hem de dershaneyi işte özel okula dönüştürdüğünde arsa teminine kadar destek vereceğini söylüyor. Neden korkuyorsun? Sen zaten bu işin içindesin. Kur binanı, okut gençleri. Dağa çıkmasınlar, terör olmasınlar. Okut, elinden geleni yap. Çocuklar dershaneye gitmeyince aman ha dağa çıkmasınlar. Toplumun verilemez. İzleyeceğiz biraz sonra. Bunları bir de bu gözle bakın. Bilinçli bakın. Ekrandan verilenler adeta zehir gibi. Çocuk, küçücük çocuk ya ben şok oldum ya. 6. sınıfa mı gidiyor bilmiyorum. Yaş grubuna baktığım vakit kesinlikle küçücük bir çocuk. Ağlıyor. Gözünden tek damla yaş gelmiyor. Ben diyor dershaneye gitmezsem işte dağa çıkarım diyor çocuk. Kim söyletiyor bunları Allah aşkına ya? Bu çocukların beynine ne veriyorsunuz siz? Yapmayın Allah aşkına. Yapmayalım. Ya bunlar hoş şeyler değil. Yani bir doğruyu konuşurken eğip bükmeden gerçeği konuş. Eğitimle ilgili bir gerçeği konuş. Dershane eğitimin bir gerçeği de. O eğitimini düzelt, dershaneye ihtiyaç azalsın de. Buyur böyle de. Her fırsatta bunu de. Algıya bunu ver. İnsanlara bunu ver. Lütfen zehirlemeyelim. Beraber dinleyelim isterseniz. Beraber izleyelim. Bakın videomuzdan size bir güzel video bu anlamda. Videoyu izlerken ekrana beni de verebilir, paylaşabiliriz, beraber konuşabiliriz. Üçüncü videomuz, çocuklara dokunmayın dedim. Onların duygu sömürüsünü yapmayalım dedim. Üçüncü videomuzu alalım. Çocuklarla ilgili konuşalım. Ne olur geleceğimizi yapmayın. Eda Esendemir, geleceği olarak gördüğü okuma salonlarının kapanacağını öğrenince işte böyle gözyaşı döktü. Şimdi dershanelerimiz kapanırsa biz bir şey öğrenemeyeceğiz ki. Hocalarımızla bir daha buluşamayacağız. Hocalarımızı bir daha göremeyeceğiz. O şefkatli yuvaya bir daha gidemeyeceğiz. Önünden geçeceğiz ağlıya ağlıya. Eski hatıralarımızı hatırlayıp güleceğiz kim bilir. Ama biz bunun olmasını istemiyoruz. Onun bu içten sözleri herkesi duygulandırdı. Eda'nın da tıpkı arkadaşı gibi hayatı Diyarbakır'daki Ehider okuma salonuyla değişti. Derslerimizde öğrenemediğimiz şeyler olduğunda okuma salonlarımızdan bilgiler ediniyoruz. Biz okuma salonlarımızı seviyoruz. Okuma salonlarımız sayesinde çoğu dersimiz iyi oldu. Kız çocuklarının okutulmaması hala Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri. Eda'nın sözleri taslağın bu problemi nasıl daha da kronik hale getireceğini gözler önüne seriyor. Okuma salonlarımız olmasa biz nasıl kitap okuyabiliriz? Evde kardeşine bak, babandı, abinci derken biz nasıl okuyabiliriz kitap? İnsanın dikkati dağılır ama okuma salonlarımız sayesinde dağılmıyor. Eda öğretmenlerine de derslerine de buralar sayesinde bağlandı. Okuma salonları kapanacak cümlesi bile onun gözlerinin yaşarmasına yetiyor. Buraya gelmesin ne olur? Notlarım düşer, sınavlarda iyi olamam, hocalarda o şefkati alamam. Ben çok duygusal bir kızım. Bu duygusallığı hocalarımdan kazandım. Ben bu bağı hocalarımdan kazandım. Ne olur bu bağı koparmayın. Küçücük bir çocuğun hesapsızca kurduğu cümleler ve gözlerinden samimi olarak akan yaşlar bunlar. Eda gibi yüzlerce okuma salonu öğrencisi fırsat eşitliğini öne sürüp okumak için tek fırsatımızı elimizden almayın diyor. Hiç araya girmek istemedim. Tadım kaçtı. Allah aşkına.
Çocuğa bakın, söylediklerine bakın. Küçücük bir çocuğun ailesine ve kardeşine karşı kullandığı cümlelere bakın. O çocuğun sonra da eğitimiyle ilgili, ya Allah aşkına bu mudur ya? Çocuk küçücük ne öğrenmiş, ne kadar yıllarca, sanki ben diyor bu dershane kapanınca işte buranın önünden geçeceğim, ağlayacağım. Kaç yıldır, kaç zamandır gidiyor? Ne kadar hatıra yaşamış orada? Evde diyor ders çalışamıyorum, evde kitap okuyamıyorum diyor. Kim dedirtiyor bunları Allah aşkına? Kim dedirtiyor? İşte toplumsal çıkmazlarımız. Sosyal dokuyu bozuyor bunlar. Toplum algısını bozuyor. Birileri hakikaten insanların beynine hep karamsar dizileriyle. Hatırlayın geçen hafta ne kadar bu ekranda sizlere toplumsal algıyı bozan bu zihniyeti, dizileriyle insanların beyinlerine, bilinçaltlarına karamsarlığı gömen bu zihniyeti değerlendirmiştim. Ben masaya yatırmıştım. İzleyin. YouTube'a bilmem nereye yükledim, internetten açın izleyin. Milli ve manevi değerlerimize saldırı var ya. Başka bir mesele daha var. Bu çocukların kurduğu bu cümlelerden yola çıkarak sadece o çocuğu düşünelim. O çocuğun bir kere kardeş sevgisi, ailede bir şey öğrenemiyorum havası, evde bir kitap okuyamıyorum havası, dershane olmazsa olmaz havası. Sadece o çocuk bile bunun etkisinde kalırsa vay bizim toplumumuzun haline. Çocuklara dershaneyi bir kapı, büyük bir yer olmazsa olmaz olarak gösterdik. Dershaneler bizim tek gerçeğimiz olarak, başarının tek anahtarı olarak gösterdik. Bunlar doğru mudur sizce? Cevaplarınızı bekliyorum. Paylaşımlar geliyor. Ben bunları sırasıyla okuyacağım. Bir telefon bağlantımız var. Hemen alalım. Buyurun. Dinliyorum. Alo. Evet. Ramazan Bey buyurun. Evet. Ben şimdi hemen önce özellikle bulmak istiyorum. Usta TV'de güzel program yapıyorsunuz. Bilmiyorum. Evet. Ancak tepkimi ortaya koymak istiyorum. Birincisi dediniz ki oradaki kız çocuğunun duygusal yaparak suç işlediğini söylediniz. Sesi biraz daha arttırın. Sesinizi biraz daha arttırabilirsiniz. Yükseltin. Size evet. Sormak istiyorum Allah aşkına. Siz o kız çocuğunun içini mi yardınız baktınız? O çocuk duygusallık yaptığını. O çocuk kaç yaşındaydı gördün mü? Videoyu izledin mi? Çocuk kaç yaşında? Çocuk 6 yaş, 6. sınıfa muhtemelen gidiyor ya da gitmiyor. Çocuk kaç yaşında ya? Çocuk kaç yaşında? Onu ekranı çıkarmak bile suçtur. Hayır, bir şey soracağım. Müsaade edin. Çocuk buyurun, filmini öğrenmesi suç mu? Suç mu? Hayır. Bakın bunu başka bir kanal söylese ben üzülmeyeceğim ama Vuslat TV'nin böyle söylemesine hakikaten çok üzüldük biz. Ben söylüyorum. Bakın, Vuslat TV değil. İdris Bilen söylüyor. İdris Bilen. Burada bir suç varsa hayır, o çocukların duygularıyla oynanmamalı. Evet. Ne diyor çocuğa? Hayır, bakın, ben evde kitap okuyamam diyor ya. Evde kitap okuyamam diyor. Ailesine karşı kin duygusu taşıttırıyor. Ne diyor? Ben çocuklara bakacağım evde. Kim? O çocuk kaç yaşında da çocuklara bakıyor? Onu söyletenlere seslenelim. Sen hangi bilinçle izliyorsun? Hangi algıyla izliyorsun? O çocuk kaç yaşında da efendim ben evde çocuklara bakacağım, kardeşime bakacağım, kitap okuyamayacağım. Türk Psikologlar Derneği diyor ki bir çocuk ailede temel eğitimini almamışsa, temel değerleri almamışsa, ahlak ve terbiyeyi almamışsa hiçbir kurum veremez. Katılıyorum. Bunu dershane, bunu Kur'an kursu da veremez, bunu hiçbir cemaat de veremez. Çocuk ailede öğrenir her şeyi. Lütfen müsaade ederseniz ben eğer sözümü kesecekseniz bu objektif değildir. Lütfen. Bana çocuk üzerinden yaklaşmayın. Çocuk müsaade, psikolojisini müsaade, benden iyi bilemezsiniz. Ben anlatayım müsaade. Güneydoğu'da ve o kadar çocuklar bakın kimse yok mu derneği? Müsaade edin. Buyurun dinliyorum. Bakın Güneydoğu'da buradaki kimse yok mu derneğinin buradaki yardım paketlerini götürerek ben bizzat oradan şahit oldum. Hem de bu şeyin içerisinde olmamakla birlikte gittim. Bakın bir şey söyleyeceğim. Ve oradaki çocuklar şunu söylüyorlar. Diyorlar ki böyle insanlar mı var buraya geldiler? Ve bu çocuklar gariban çocuklar. Bakın bu çocuklara sahip çıkma adına bunlar belki bir alt yapıdır. Daha çıkmama meselesi için söylüyorum. Eğer şu insanlar eğer daha çıkmayı önemsemiş olsalardı 28 Şubat'taki bu dava uğruna AK Parti ile tüm davasını birlikte götürdüler. Ha diyeceksiniz ne oldu ki bundan sonrasını böyle oldu? Bence bu bir dik duruştur. Kesinlikle bu konuda ben algılamıyorum. Kesinlikle bu yapılan işlemi tasvip etmiyoruz. Evet. Son sözümü şunu söylüyorum. İnsanları orada bir şeyler anlatırken elinizi vicdanınıza koyun. Çünkü karşıdaki insanlar da sizin kardeşleriniz. Bu kardeşlerinizi üzmeyin. Milyonlarca insan üzüyorsunuz.
Bu konuda çok objektif olmanız lazım. Kul hakkına giriyorsunuz. Bu anlamda gerçekten çok üzülüyoruz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet değerli izleyenler. Bakın toplumsal bir algıyı konuşuyoruz. Çocuklar üzerinde oynanan oyuna ben hayır diyorum. Ben yıllarca hayır dedim. Ben bu ekrana yeni çıkmadım. Ben bugünün programcısı değilim. 3 yıldır çocuklar üzerinde oynanan oyunları anlattım. Çizgi filmlerle, efendim dizilerle o çocukların ruhsal yapılarını bozanlara karşı hep sesimi çıkardım. Ben bugün eğitimle ve dershaneyle ilgili bir konuda kalkıp konuşan biri değilim. Onun için çocukları ekrana taşıyarak, çocuk ruhundan anlamayan, çocukları bu şekilde yani dershaneyi çocuklara indirgeyip çocukları konuşturarak konuşulmaz. Sen çık ekranına, dershaneyi de anlat, eğitimi de anlat, eğitimin önemini de anlat, eğitimi nasıl yükselteceğini de anlat. Baştan beri tek bir şey söylüyorum. Ne diyorum? Dershanecilik Türkiye'nin kanayan bir yarası. Eğitim ise tamamen Türkiye'nin bir gerçeği. Dershane, evet eğitimle lisede veya işte ortaokulda veya işte temel eğitimde aksaklıklardan dolayı dershaneye bir ihtiyaç duyuldu. Sen eğitimdeki bunları söyleyen de benim, o tarafa dokunan da benim, iki tarafla. Ama diyorum bu söylemlerimizi birilerine sürekli bir şekilde çocukları kullanıp dağa çıkacağı mesajı vererekten yapmayın diyorum. Yapamayız. Kimsenin buna hakkı yok diyorum. Rahatsız olanlar olsun. Bu bir kul hakkı değildir. Biz İmam-ı Rabbani evladıyız. Kardeşimiz yanlış yapıyorsa uyarırız. İmam-ı Rabbani mektuplarını okuyun. Hep kardeşleridir cevaplar. Kardeşleridir. Kardeşler yanlış yaptığında daha büyük tehlike olur çünkü. Bu toplumun içerisinde zaten kime uzanacağız? Bir, üç, beş kişi çıkıyor. Onlar da yanlış yapıp toplumu kanalize etmek, toplumu bir yerlere doğru sürüklemek, toplumun ruhsal yapısını sürekli olumsuz dizilerle, senaryolarla, haber bültenlerindeki bu acımtırak senaryolarla yaptığınız zaman ben de bilinçli toplum olarak sorarım. Ne oluyorsun? Yapma derim. Diğerleri zaten tahrip ediyor. Sen de yapma. Lütfen kendi cephenden bakma. Olaya biraz da toplum gözüyle bak. Toplumun ruhsal yapısını bozan bu senaryoları, bu manşetleri atmaya ne hakkım var? Bu görüntüleri izletmeye ne hakkım var? Ben de bunu sorarım. Problem var değiliz yener. Burada elbette ki birileri kızacak, birileri söyleyecek. Hepsine açığız. Ama çocuk psikolojisi dediğiniz zaman ben orada dururum. Çocuk psikolojisi bambaşka bir olaydır. O kadar video var ki konuşmak ve sizi dinlemek ve paylaşmak, yorumlarınızı okuyacağım. Hepsini izletmeyeceğim. Lütfen birazını siz bulun, interneti açın. Bu konuyu biraz izleyin, videolarını ve haber bültenlerini görün. Göremeyenler bana ulaşsın, ben onlara izleteyim internet üzerinden. İzleteyim ve şunu göstereyim. Çocuklar üzerinde müthiş bir senaryo yapılıyor. Aileleri konuşturuyorlar, çocukları konuşturuyorlar. Yani böyle olmaz. Eğitim bu şekilde konuşulmaz. Dershane problemi böyle konuşulmaz. Benim meselem bu. Dershane gündemdir. Eğitim başlı başına bir sorundur. Bu sorunu çözmenin yolu dershaneyi devam ettirmek midir? Bakın, önemli bir soru. Dershane devam etsin, eğitim sistemimiz iyi mi olacaktır? Bu zamana kadar o zaman neden iyi olmadı? Buyurun cevap verin. Dershaneler bugün kapanıyor da eğitim çökecek mi? Cevap verin. Yani dershaneler bu Türkiye'nin eğitim gerçeği idiyse, dershaneler bizim tek kapımızdıysa, o zaman bu eğitimdeki çarpıklık ve problem niye devam ediyor, niye çözülmüyor? Buyurun. Dershanenin tek bir hedefi var. 3 net daha fazla yapan öğrenci yetiştirmek. 3 net, 5 net, 10 net. Çocukları bir yerden alıp bir yere götürmek. Yani dershaneciliği biz yıllarca gördük. İçindeyiz. Eğitimci olarak söylüyorum. Dershanecilik bir Kur'an hizmeti, bir cemaat hizmeti değildir ki. Ve bunu, bakın kullandığım cümleyi tekrar alayım. Sadece cemaatin bir yapısı yok ki dershaneyle ilgili. Bugün kurumlara bir bakın. Dershaneler o kadar farklı. Evet, her zihniyetten insanın dershanesi var. Ve o zihniyette olan dershaneye giden her öğrenci onların zihniyetiyle yetişmiyor tabii ki. Bu bir toplumsal bir problemimiz. Yani dershaneye sen gidersin, 3 net, 5 net, 10 net daha yapmak için, onun için gidersin. Bir öğrenci, bir anne baba çocuğunu dershaneye niye gönderir? Daha çıksın ya da daha çıkmasın diye göndermez. 10 net daha fazla yapsın diye gönderir. Şimdi bilmiyorum daha iyi anlayabiliyor musunuz? Yani dershaneye giden öğrenciler başarılı olmak, biraz daha iyi yere gitmek, biraz daha iyi bir puan almak için
dershaneye gider. Bakın Eyüp Biler, yeni açıyorum. Bakın ne demiş, beraber okuyalım. İlk defa görüyorum şu anda. Dershaneye gittiğimiz dönem deneme sınavları olurdu. Zaman gazetesinin eğer ki zamana abone olmak olmaz isek ilk deneme hariç gerisine giremiyorduk. Eyüp Biler. Eyüp Biler'e teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, mesajlarınızı, paylaşımlarınızı, yorumlarınızı burada okuyorum. Bu anlamda problem yok. Telefonla bağlanabilirsiniz, e-postaya gönderebilirsiniz, mesaj atabilirsiniz, Facebook sayfamızdan takip edebilirsiniz. Her birisine varız. Ben çok konuşuyorum. Arada böyle gidelim. Çünkü hep ben konuşmayacağım. Sizleri de bu şekilde konuğumsunuz. Bugün siz konuksunuz. Başka hiçbir programda bulamazsınız bunu. Neden? Konuşurlar, iki konuk alırlar, eleştirirler, vururlar, incitirler, kırarlar, dökerler. Biz öyle değiliz. Toplumsal bir problemimiz var. Bu algı toplumu rahatsız ediyor. Konuş. Bakın ne kadar güzel. Ve bir deneme alacak öğrenci bakın. Abone değilsen alamıyorsun. Öyledir. Biz iyi biliriz bunları. Nasıl biliyoruz? Bakın sen o dergiye abone ol, o gazeteye abone olmayınca sana gazete bayisinde Zaman dergisinin denemesini vermiyorlardı. Çünkü yoktu. Abonelere gidiyordu. Hani eşitlikten bahseden zihniyet nerede? Bu bir gerçek değil mi? Bunu ben üretmiyorum. Ben yaşadığım için, Eyüp kardeşim de acısı olduğu için bakın paylaşmış. Bu bir acı. Sen gazete dağıtıyorsun, dergiyi de veriyorsun o zaman. Versene kardeşim herkese. Ne bu ayrım? İlla abone olacaksın. Olmuyorum. Problemlerimiz var değerli izleyenler. Yani iyi yerlere doğru gitmiyoruz ama bu algıyı yıkacağız. Yine teşekkür edenler var. Sizi takip ediyoruz, katılıyoruz. Efendim isimlerinizi yazın değerli izleyenler. İsimlerinizi yazın. Kadir Kaya hocam. Evet. İdris Bey böyle önemli bir konuya parmak bastığınız için teşekkür ederiz diyor. Allah razı olsun. Mücahitler ve efendim şöyle büyütelim, tam okumak istiyorum. Hep müteahhit oldular. 28 Şubat'ta niye dağa çıkmadılar? Ya kusura bakmayın, biraz ekran küçüktü, büyüttüm okudum. Tekrar okumak istiyorum. Kadir Kaya hocamızdan bir mesaj gelmiş. Önemli bir konu diyor. Teşekkür ediyor. Allah razı olsun diyor. Mücahitler diyor hep müteahhit oldular. 28 Şubat'ta neden dağa çıkmadılar diyor. 28 Şubat'ta anlayan anlıyor değil mi? Peki gelelim o zaman bu dağ meselesine. Nedir Allah aşkına bu dağ ve terör olayı? Dershanelerle bu bağlantıyız. Farkında mısınız? 3-5 gündür kuruldu ha. Dershane kapatılırsa dağ gündeme geldi, terör gündeme geldi, PKK. Nedir bu Allah aşkına beyinlere ve bilinçaltlarına verilen bu tehlikeli zehir? Nereden çıktı? Kim başlattı bu zehri? Bugün ben Güneydoğu'nun bir çocuğuyum. Ben Güneydoğu Anadolu bölgesinden süzülüp gelen bir, sonuçta kimiz biz? Ben Güneydoğu'nun bir evladıyım. Ben dershaneye gitmedim de dağa mı çıktım? Ya da dağa çıkmayanların tamamı, dağa çıkanların tamamı dershaneye gitmeyenler mi? Üniversite mezunlarının dershanede en iyi eğitimi alıp da dağa çıkanların hesabını kim verecek, cevabını kim verecek? Teröristler cahillerin içinden mi çıkıyor? Ya bunları konuşmak lazım. Bizim büyük handikaplarımız var. Toplumu tehdit eden bu zihniyete karşı dur diyorum ben. Hayır. Bunlar zehir. Bunlar bir zehir olarak hem de beyinlere bilinçaltı olarak veriliyor. Ekranlardan çocukları konuşturup çocukları duygusal körelmelerle işte dershane kapanırsa biraz sonra yine izleyeceğiz. Başka bir senaryodan adam çıkmış çocukları konuşturuyor, ağlatıyor, sızlatıyor. Dershane olmasaydı biz daha çıkardık. Bu nasıl bir anlayış? Kelli felli adamlar çıkıyorlar bunu söylüyorlar. Efendim İzmir'den dün akşam haberleri izledik. Efendim Güneydoğu Anadolu STK temsilcisiymiş. Kimsin sen? O zaman İzmir'de ne geziyorsun? Git Güneydoğu'ya. O zaman Amerika'da ne geziyorsun? Gir Türkiye'ye, Türkiye'de konuş, otur bize derdini anlat. Beni Amerika'dan yönetme. Amerika'dan çıkıp da burada konuşmayalım. Türkiye'deyiz. Türkiye'de eğitim konuşulur. Konuşalım o zaman. Eğitimle ilgili bir problemimiz var. Gündemimiz var. Ama bunu bana kalkıp da İzmir'den, efendim Güneydoğu'dan, çocuklar dershaneye gitmezse dağa çıkacaklarından bahsetmeyin. Eşref Bey'in bir mesajı var. Eşref Bey, teşekkür ediyorum. Çok güzel mesajlar geliyor. Eşref Hocam acısıyla konuşuyor. Hemen o mesajı size paylaşayım. Eşref Bölükçü, psikolojik danışmanımız. Bakın çok güzel, çok harika şeyle mesajlar geliyor. Kanımız kanayan yaradır bunlar değerli izleyenler. Evet, Eşref Bölükçü. Rezaletin bu kadarına pes doğrusu diyor hocam. Haberleri dinliyorum. Sırf dershane meselesi için okulların uyuşturucu pençesinde olduğu, her gün okullarda terör östüğünü söylenmeye başladı.
Yazıklar olsun. Yazıklar olsun bu haberleri yayınlayanlara, kendi menfaatlerimiz için ne yalanlar uyduruyorlar diyorlar. Kendi menfaatleri için ne yalanlar uyduruyorlar. Sırf dershaneyi gündeme taşımak için okulu kötüleyen bu zihniyete yazıklar olsun diyor Eşref Bey. Haberler buna döndü. Haberler bunlara döndü. Dağa çıkarlar, okullar uyuşturucuya dönüşür. Ya bu mudur yani? Toplumun eğitim meselesi böyle mi konuşulur? Kendi davanı haklı çıkarmak için bir tarafı hep vurmalı mısın? Hikayemizi dinlediniz ya. Siyaset ilmini bilmeyen o delikanlı hani camide çıkmış, imama seslenmişti. Ey imam ne yapıyorsun sen? Cemaat de ne yapmıştı? Genci dışarı atmıştı. İlmi siyaseti öğrendikten sonra ne yapmıştı? İlmi siyaseti öğrendikten sonra imama değil cemaate dönmüştü. Yani bilmiyorum, bizim bir problemimiz nedir? Siyaset ilmini hakikaten bilmiyorlar. Böyle bir siyaset olamaz. Sen insanların duygularına, efendim milli manevi değerlerine saldırarak bir yere varamazsın. Varamadılar. Varamazlar da. Toplum bir gerçeği görüyor. Diyorum ya 3-5 ay öncesinde, 3-5 ay öncesinde tüm veliler, aileler dershane için evet aynı şeyi söylüyordu. Kapatılsın. Milli eğitim güçlendirilsin. Eğitim güçlendirilsin. Okullar güçlendirilsin. Evet dershane sonuçta gitmeyen öğrenciyi bile psikolojik olarak eziyor. Dershaneye gidemiyorum. Üzülüyor, acı çekiyor. Arkadaş soruyor, dershaneye gidiyor musun? Hayır gitmiyorum. Anne baba dershaneye göndermek için, çünkü konu komşu gönderiyor. Okulda arkadaşları gidiyor. Tek kalmış. Cebinde parası var mı? İndirim yapıyorlar mı? Konuşalım. Hangisine ne kadar indirim yapılıyor? Hani istatistikler nerede? Öyle ekranda çıkıp da dershanede fakir öğrencileri okutuyorlarla olmuyor bu iş. Peki dershanelerde, bu dershanelerde efendim sadece başarılı öğrenciler ya da okulda iyi eğitim alamamış öğrenciler mi gidiyor? Konuşalım. Evet bakın eğitimi konuşalım. Dershane gerçeğini konuşalım. Ama konuştuğumuz şeyler böyle vurucu, kırıcı, okulu, milli eğitimi, öğretmenleri kötüleyici olduğu vakit durun orada. Kimse bunu yemez. Ama işte maalesef insanların beynine ve bilinçaltına bunlar yerleştiriliyor ki bunlar tehlikeli şeyler. Eğitimi konuşalım, toplumsal değerlerimizi yıkmadan, birbirimizi vurmadan konuşalım. Bunları düzeltmemiz lazım. Peki o zaman dershanelerle ilgili bir gerçeği de size ben bahsedeyim. Bugün dershanelerde şu uygulamadan hepimiz muzdaribiz. Nedir bu? Başarılı öğrencileri zaten cımbızla seçip, başarılı öğrencileri sen bir sınıfta toplayıp, o sınıfın başarısını yüksek tutup, daha iyi imkanlarla, öğretmenlerle başarıyı, çıtayı yükseltip, onları tıp fakültelerine, hukuk fakültelerine, siyasal bilimlere gönderebilirsin. Reklamını da iyi yaparsın ve toplumda neye inanır? Bu dershane hakikaten öğrencilerini kazandırıyor. Ve toplum da o dershaneye gönderir. Bu dershane çünkü iyi. Bir gerçeği göstermek istiyorum size. Bir telefon bağlantımız var. Telefon bağlantımızda bu konuya devam edelim. Efendim? Alo, dinliyorum. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyorum. Akşamlar diyemeyeceğim. Sabahtayız. Kusura bakmayın. Hayırlı günler. Hayırlı günler abim. Buyurun. İdris Bey'le mi görüşüyorum? Evet benim. Buyurun. Nasılsınız? İyi misiniz? İdris Çok teşekkür Bey. Ederim Hasan Bey. Ben tabii sizi dikkatle dinliyorum programın başından beri. Evet. Belki birilerine kızmış olabilirsiniz. Ama diyorum ya zaten eğitimle ilgili söyleseler bu kadar... Yani toplumsal bir handikapa götürmesinler diyorum. Buyurun. Yani doğru. Yalnız ben konuşmanın bütününe baktığım zaman, programın bütününe baktığım zaman gördüğüm kadarıyla siz belli bir kanal ve belli bir gazetenin üzerinden hareketle birilerine bir şeyler söylüyorsunuz. Siyaset yapmadığınızı da özellikle vurguladınız. Neyse bu evet. Benim şahsi görüşüm ama evet. Bu arada bir savunma ile alakalı birkaç cümle söylemek isterim. Elbette, elbette. Buyurun Hasan Bey. Tabii ben milli eğitimde çalışmış bir kişiyim. Milli eğitimden istifa ederek daha sonra işte dershanecilik işini yaptım. Şu anda da dershanecilik işi yapıyorum. Şu an dershanedesiniz değil mi? Dershanecilik. Tabii. Mader 1'in ikinci başkanı olarak diyor. Evet. Tabii yaklaşık 34 yıldır bu işi yapan bir kurumda çalışıyorum yani. Ve 34 yıldır da bu kurumun içerisindeyim.
çok da kötü bir iş yaptığımıza inanmıyorum. Dershaneciler ticaret yapıyorlar. Ticaret yapmak ahlaklı bir iş değil. Son derece şerefli bir iş diye düşünüyoruz. Yani ticari bir kurumun, ticari gaynesinin kaygısının olması kadar doğal bir şey de yok. Çok kızıyorsunuz. Haklı olarak diyorsunuz ki çocukları kullanıyorlar. Kullanmışlarsa doğrudur yani. Çocukların kullanılması caiz değildir. İki yıldır ticari müesseselerle alakalı devletin koca koca yöneticileri efendim tam kayıt zamanında şunu söylüyor. Diyor ki çocuklarınızı dershaneye göndermeyin. Efendim çünkü biz dershaneleri kapatacağız. Yani fiili olarak müdahale var. Fiili olarak müdahale var. Eğer Türkiye Cumhuriyeti kanunla idare edilen bir devletse mevcut kanunlar içerisinde bizim yaptığımız işler kanunsuz değil. Evet. Efendim makamının unvanının ne olduğu hiç önemli değil. Bu müsteşar olur, bakan olur, başbakan olur, cumhurbaşkanı olur. Kanunlar muvacihesinde eğer konuşmuyorsa suç işliyordur. Ha kişiler diyorlarsa ki biz devletiz, biz kanunuz, kanun, nizam biziz, dolayısıyla bunlar ilgilendirmiyor diyorsa da o zaman bu cumhuriyet olur bu memleket. Evet. Yani bir şey yapacaksan kanunu çıkarırsın yaparsın. Boş boğazlığı hiç anlamı yok. Yani iki yıldır yapılan mı? Ben birkaç tane veriyi de paylaşmak isterim. Geçen yıl sınava 1.920.000 civarında öğrenci girdi biliyorsunuz. Bunun anlamı şu, Türkiye'de daha büyük bir anket çalışması yok herhalde. 1.900.000 kişinin katıldığı bir anket çalışması var mı? Herhalde yoktur. Ya da bu kadar gerçekçi istatistiki ÖSYM tarafından verilen bir anket var mı? Yoktur. Onu demek istiyorsunuz. Yok. Hayır, evet. Türkiye'de herhangi bir kuruluşun böyle bir anket çalışması yok. Ama bir de gerçekçi olarak istatistiki gidiyor ya hani. Doğal olarak ben de şunu diyorum. Eğer 1.900.000 kişinin girdiği bir sınavın efendim değerlerine şöyle bir baktığımız zaman ortaya çıkar hali pürmeli halimiz. 1.900.000 kişinin girdiği bu sınavda YGS sınavında 160 tane soru sorulmuş. Evet. Bu 160 tane sorunun 25 tanesini yapamayan öğrenci sayısı 575.000. 30 neti geçemeyen öğrenci sayısı 1.000.000. 160 sorunun 70 tanesi sıfır bilgiyle çözülüyor. Varın hali pürmeli halimizi siz düşünün yani. Hasan Bey, teşekkür ediyorum. Cümleme... Hakikaten bakın şöyle bir öneride de bulunabiliriz. Siz Malatya'dasınız. Evet. Malatya Dershaneler evet. Birliği Başkanı da dahil olmak üzere belki de gündeminizde vardır. Buyurun evet. Diyelim. Benim program dahil olmak üzere. Yani hafta içi bir program tertip edelim. Ben yönetmenimizden, evet, kurum şeyimizden de söyle. Buyurun konuşun ama bakın. Ben olmayayım. Buyurun oturun Dershaneler Birliği ile konuşun. Bunları konuşun. Ben ne demek istiyorum? Birileri çıkıp konuşmadığı için gündem sadece bir kanaldan gidiyor. Bir eksenden gidiyor. İşte eğitimle ilgili meseleleri konuşulması gerekiyorsa konuyu buradan götürün. Ben saygı duyuyorum. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Eyvallah. Teşekkür ederim. Peki tüm bu söylemlerin içerisinde Milli Eğitim ne dedi? Bakın Milli Eğitim'den en yetkili, en yetkin kişilerden efendim Yusuf Tekin 24 kanalında konuştu. Canlı yayında tam 30 dakika konuştu. Kim dinledi? Dinlemeyenler Yusuf Tekin yazsınlar ve izlesinler. Yusuf Tekin çok güzel bir şeyden bahsediyor. İsteyen diyor dershane kapatıldığında istediği yerde yapabilir diyor. Bizim böyle bir denetleme yetkimiz yok diyor. İsteyen istediği yerde yapabilir. Yani engel yok diyor. Milli Eğitim tabelasını kaldıracağız. Dershaneler yani artık kurum olarak değil, kendi toplumsal STK gibi düşünün. Açar binasını götürür. Açıklamayı kendi ağzından dinleyelim. Milli Eğitim Bakanı'ndan Yusuf Tekin konuşuyor. Buyurun. Bir iki dakikalık bir özet yaptım. Dinleyelim. Temsilcisi altında olmayayım. Bunu çıkartacaksınız madem alternatif üretmek istemiyorsunuz. İki özel okula dönüşmek benim için karlı değil. Düşünebilir. Açık lise çok uygun görmüyorum diyebilir. Ben mevcut şartlar altında sadece ve sadece üniversite sınavına hazırlayacağım ve serbest piyasa ekonomisiyle öğrencileri çekebileceğim bir sistem üzerinden tamamen özel olarak yürümek istiyorum. Buna müsaade ediyor musunuz? Vatandaşlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın garantisi altında olmayan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denetlenmeyen
hizmet kalitesi ölçülmeyen bir birime çocuğunu göndermek istiyorsa, biz zaten yani Türkiye bir hukuk devleti. Yani çocuklarımızı nereye gönderdiğimizle ilgili bizi denetleyen bir birim yok. Yani burası gazetelerde tanımlandığı gibi, bugünlerde çokça tanımlandığı gibi otoriter bir ülke falan değil. Türkiye'de çocuklarımızı istediğimiz yere gönderebiliriz. Benim çocuğumu nereye gönderdiğime kimse karışmıyor. Benim çocuğum yaz tatilinde işte bağlama kursu aldı. Hiç kimseye sormadık. Yani biz bulduk üç arkadaş, bir tane hoca. Çocuklarımız gittiler, kurs aldılar. Ben güvendim, gönderdim. Vatandaşlar da güvendikleri böyle bir mekanizma buluyorlarsa, merdiven altında böyle bir kişiden böyle bir hizmet almak istiyorlarsa, kaydı olmayan, denetim olmayan bir birimden böyle bir hizmet almak istiyorlarsa, biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak bunu engelleyecek bir pozisyonda değiliz. Gazetelerde yazıldığı gibi kimseye para cezası uygulamak, işte bilmem ne cezası uygulamak, yok broşür bastıranlara... gibi tamamını dinleyin, izleyin. Çünkü Milli Eğitim Bakanı'ndan gerçekten en, ki bu tasarının en önemli mimarlarından Yusuf Tekin açıklamalarını yaptı. Yani yapan istediğini yapar, denetleme ve efendim kontrol mekanizması olmayan yerlere de aileler göndermek istiyorsa çocuğunu gönderebilir diyor. Bu anlamda bir problem yok değil izleyenler. Gelen mesajlardan Sonay Şengül Toğuşlu güzel bir mesaj. Uzun ama kısa bir bölümünü okuyayım. Zaman Gazetesi'nin eğitime büyük darbe başlığı altında attığı manşet beni hayal kırıklığına uğrattı. Hükümetin yaptığı eğitimdeki yenilikleri sırf kendi çıkarları için halkı kışkırtmak isteyenlere soruyorum. Darbe sözcüğü halkın seçtiği hükümetlere baskı yapmak, engellemek ve iktidardan zorla indirmek değil midir? Eğitimde yenilik yapanlar da halkın seçtikleridir. Sizin yaptığınız ise şimdi hükümete darbe yapanlar gibi engellemektir. Bu manşetle hükümete psikolojik baskı yapıldığı aşikardır diyor. Evet, darbenin kök anlamı zaten budur. Program başında da hakikaten söyledim. Gerçekten önemli tespitler var. Her türlü fikri açığız. Her türlü fikri buradan paylaşabiliriz. Çok değerli bir yorum var. Sait Çamlıca hocamızdan. Sait Çamlıca, çok güzel tespitler var. Dershane tartışmasını PKK ekseninde tartışmak ahlaksızlıktır. Dershaneyi gereksiz kılan eğitim ideal olandır. Öyle haberler yapıyorlar ki sanki dershaneleri fakir fukarayı bedava okutuyorlarmış gibi. İdeal olan dershaneye muhtaç etmeyen bir eğitim sistemidir diyor. Güzel yorumlarla devam ediyoruz. PKK ekseninde tartışmak, bu konuyu bu ekseninde tartışmak hakikaten ahlaksızlıktır. Teşekkür ediyorum Sait Çamlıca'ya. Efendim, yine yorumlarımız hakikaten çok çok önemli. Çok güzel yorumlar var. Çok birbirinden değerli yorumlar var. Ercan Harmancı, dershaneler sınav kavramını sürekli zihin üstünde baskı olarak gösterdiği için öğrencileri sınav kavramına karşı yabancılaştırmış, sınav kavramına yabancılaşan gençler hayatın sınav olduğunu unutup dünyayı sınav salonundan ibaret sanıyorlardı. Dershaneler kapandıysa çıkmak istiyorum diyor. Evet, dershaneler kapandıysa çıkmak istiyor Ercan Harmancı. Çünkü hayatı sadece sınav endeksli olarak gören ve gösteren bir sistem. Tabii ki bunu sadece dershane göstermiyor. Bu eğitim sistemimizin bir çarpıklığı. Sahra'nın mesajını da okuyarak reklam arasına girelim. Bir telefonumuz var. Telefon bağlantımızı alalım hemen. Buyurun. Alo. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Hulusi Bey, Gaziantep'ten. Evet. Hocam hayırlı günler. Hayırlı günler. Buyurun, teşekkür ediyorum. Efendim ben Bursa Orhan Gazi'den. Evet, düzelttik. Aleyküm, düzelttik. Düzelttik. Tekrardan sağ olun. Buyurun, dinliyorum. Evet. Şimdi açıkçası bu konu 200 gündür bayağı bir harevetle konuşuluyor. Evet. Şu ana kadar yani izlediğim kadarıyla en iyi teşhisi siz koydunuz yani. Bugüne kadar en iyi yorumları, en iyi yani bu konu hakkında en iyi değerlendirmeleri açıkçası sizden aldım. Teşekkür yani ediyorum. Herkes teşekkür ederim. Ne kadar kendi düşüncesine göre tek taraflı olarak bir şeyler söylemeye çalışıyor. Yani burada açık açık bir artık öyle söylemek gerekir. İktidara bir saldırı var. Belki bu başta bakanlığa, Milli Eğitim Bakanlığı'na yapılmak istendi ama şu anda yani dünden itibaren yani okyanus ötesinden açıkçası bir şey var. Bir tehdit gibi anlıyorum. Bir şeyler var. Anlıyorum. Yani. Mehmet Bey,
Sunay evet. Hanım'ın mesajında da geçiyordu ya, asıl darbe budur aslında, bunu da demek istiyorsunuz, ben öyle anladım. Asıl darbe bu. Evet, evet. Yani daha düne kadar ölüleri mezardan kaldırıp bu iktidara oy vermeleri için yani düşüncelerini böyle ifade edenler bugün kalkmışlar bu iktidarın bu toplumun %50'sinin oyunu almış bir başbakana Firavun, Karun nitelendirmesini yapıştırmak istiyorlar. Bu çok çelişkili bir durum. Yani bir de bu açıdan bakmak lazım. Teşekkür yani ediyorum Mehmet Bey. Kısa tutalım. Yine bir öz bir şey söyleyin. Böyle alalım. Çünkü hakikaten arayan çok, mesajlar çok. Ben çok sağ olun, var olun. Ama dediğiniz o cümleyi halkın bilmiyor, inanır mısın? Halkın evet. Okyanus ötesinden Amerika'dan bu toplumun değerlerine ve eğitim sistemine yakıştırdığı Firavun ve Karun benzetmeleriyle onları duymuyor. Evet. Bunları benim bilinçli toplum olarak bir cümle söylemek istiyorum. İzleyiciler bunları lütfen kendi ağzından dinlesinler. O 18 evet. dakikalık bir ses kaydı var. Dinlemelerini tavsiye ediyorum. Evet. Yani benim son olarak söyleyeceğim size şudur. Çok iyi bir program yapıyorsunuz. Gerçekten yorumlarınız, değerlendirmeleriniz çok iyi bu konuda. Çünkü başka ulusal kanallar hep menfaat peşindeler. Başka şeyler peşindeler. Ki zaten bu tartışmayı başlatanlar hep menfaat içine girdiler. Yani ben eyvallah bu olay başladıktan sonra. Ben teşekkür ediyorum. Yani açıkçası bu tamamen bir para işine dönüştü. Bakın şunu da söyleyeyim yani. Bu artık şöyle söyleyeyim. Cemaatin kanalları eskiden hani dini yayınlar yapmaya çalışıyorlardı. Ki eskiden 10 yıl öncesine kadar bir tane kanalları vardı. Ama bu 10 yıl içinde bu iktidar döneminde nereden baksanız 5-6 tane kanalları oldu. Kimin sayesinde? Bu iktidarın sayesinde. Sadece kanallar değil, sadece televizyon kanalları değil. Başka her türlü gruplar kurdular, şirketler kurdular. Konuyu sayesinde... anlıyorum ama konuyu farklı yerlere çekmemek için bir şey ben size sorayım. Evet, aynen. Ben size bir şey sorayım. Bir program sunucusu olarak lütfen. Mehmet Bey, o televizyonlardan evet. sen bir izleyicisin. Ben seni tanımıyorum. Allah aşkına sen beni tanımıyorsun. O televizyonlardan yayın politikasında evet. çocuklara bakın. Dizilerindeki evet. aktarılan mesaj senin görüşün nedir? Ne veriliyor? Bana göre yani aktarılan mesaj yani tamamen toplumu böyle bozma niyetli yani yapılan diziler öyle bir şey ki yani küçücük bir çocuğu çıkartıyor dizilerde daha belki 10 yaşında 12 yaşında ya küçücük bir çocuk idam sehpasına çıkarılır mı ya? Eyvallah. Teşekkür yani ediyorum Mehmet Bey. Olabilir mi ya? Evet. Evet. Dediğim gibi konuyu farklı yerlere götürmemek için bu görüşü de aldım. Çünkü önemli. Sağ olun. Eyvallah diyorum. Teşekkür ediyorum ben. Sağ olun. Değerli izleyenler, evet, birbirinden değerli. Hepimizin sözleri vardır. Katılıyorum. İzleyicilerim mesajlar gönderiyor. Programımızın son bölümünde bunların tamamına yer vereceğiz. Ne kadar yetişir, ne kadar yetişmeniz bilmiyorum. İnşallah devamındaki programımızda biz bu objektif tutumumuzla kimseyi kırmadan, incitmeden ama gerçekleri toplumsal anlamda, toplum ruhuna zarar veren her şeyi konuşacağım, konuşmaya da devam edeceğim. Kısa bir reklam arası, biz yine burada olacağız. Evet değerli izleyenler, dop dolu bir gündemle canlı yayında sizlere çok dolu bir gündemle sesleniyoruz. Türkiye'nin gerçekten çok önemli bir gündem meselesi olan bugün eğitimi konuşalım dedik ve bugün dediğimiz gibi top dolu bir gündem olduğu için programımızı biraz da bugüne mahsus olarak öne çektik. Bir eğitim gerçeğimiz var. Eğitimle ilgili belki de bir çıkmazımız var. Sürekli değişen bir eğitim algısı ve Türkiye'deki toplumdaki eğitim algısı hakikaten hepimizi kaygılandırıyor. Elbette ki bazı geçişler sancılı oluyor, bazı geçişler acı veriyor. Bakın, haklı olabilirsiniz. Dershanelerin kapatılması belki şu anlamda Türkiye gerçeği üzerinden baktığımızda belki vakti zamanı değildi.
Biz bilinçli toplumuz. Ama bu toplumun bilinçaltına ne veriliyor? Sen ekranın karşısında çocukları ağlatıp da ben dershaneye gitmeseydim daha çıkacaktım anlayışıyla nereye varmak istiyorsunuz? Bu yanlış. Bunu kimse doğrulayamayacak. Bugün okulları kötü göstermek adına, sırf okul hayatını, öğretmenleri kötü göstermek adına, milli eğitimi kötü göstermek adına ekranların karşısına çıkıp da ya bu kadar rezilliğe gerek yok. Bunları yayınlayanlara da, bu kanala da ben hakikaten bu anlamda hiç hoş bakmıyorum. Çünkü algı toplumun zihnine bir mesaj veriyor. Dershaneye gitmeseymiş efendim daha çıkacakmış. Ben burada bilinçli toplum programcısı olarak diyorum ki bu konu hakikaten önemli bir konu, eğitimle ilgili bir konu ama siyasi bir mecraya doğru çekilmeden evet eğitimi konuşalım, Türkiye'nin eğitim sancılarını konuşalım. Konuştuğumuz gibi bir dönem susup da dershaneleri kapatılınca konuşanlar gibi değil. Her zaman konuşanlar gibi konuşalım. Ben bunun yanındayım. Biz daha önce de konuştuk, şimdi de konuşuruz. Yeri geldiği zaman hep konuşuruz. Çünkü biz eğitimciyiz. Gerçek eğitimci budur işte. Nedir? Sen sana dokununca konuşmayacaksın. Çıkacaksın ekrana eğitimle ilgili. Evet eğitim 3 gündür, 5 gündür mü Türkiye'nin gerçeği oldu? Eğitim Türkiye'nin hep gerçeğiydi. Her zaman gerçeğiydi. Her zaman bir sorun vardı, bir sıkıntı vardı. Değişiklikler bile bunu gösteriyordu. Evet. Ama çözüm ekranların karşısına geçip de duygu sömürüsü yaparak, çocukları ağlatarak, daha çıkacaklar diye insanların bilinçaltlarına çok tehlikeli mesajlar vererek olmamalıydı. Maalesef bu oldu. Burada hatalılar ama bunun dışında gerçeklerini keşke daha böyle gerçekçi, daha böyle anlaşılır platformlarda paylaşsalardı diyorum. Vakti zamanın birinde genç bir delikanlı, tabii bundan çok çok önceleri, ilim tahsil etmek üzere devrin çok böyle meşhur bir hocasına, alimine gider. Alimin ismi önemli değildir. Hani burada maksat konuyu hakim olalım. Çok önemli, çok değerli bir alimin yanına gider ve ilim tahsili için o zamanın, o yılların hükmüyle 20 yıl boyunca ilim tahsil eder. Eskiden biliyorsunuz ilimler böyle birkaç yılda hemen tahsil edilip memlekete dönülüp işte hoca olmuyordu. Ya da o devrin en iyilerinden, iyi bilginlerinden, bilgelerinden olunamıyordu. 20 yıllık bir eğitimden sonra artık bu genç delikanlı çok böyle konulara hakim, konuyla ilgili alanında uzman bir bilgi olarak tekrar memleketine döner. Yalnız hocası der ki, evladım der, bunca yıl çok güzel ilimler öğrendin, çok güzel şeyler öğrendin. Gel sabret, sana 2 yıl daha ilmi siyaset, siyaset ilmini de öğreteyim, ondan sonra git der. Delikanlı der ki, artık tabii delikanlı değil, artık bilgedir. Ya der, benim siyasetle işim yok. Siyaseti ne yapacağım ben der. Yani hiçbir zaman işime de yaramaz der. Benim siyasetle bir işim yok çünkü. Tamamdır o zaman. İkna edemez hocası ve artık memleketine doğru yola çıkmıştır. Evet memlekete doğru yoluna çıkar ama tabii ki o zamanın şartlarıyla uçak yok efendim. Vasıta yok yani yürüyerek ya da işte farklı işte hayvanlarla falan develerle veya işte bulduğu araçlarla gider. Yani memleketine gitmek için en az bir hafta yol gidecektir. Yola çıkmıştır ve bir cuma günü bir köyde dinlenir ki cuma namazını kılsın. Cuma namazını kılmak için camiye gider. Bir de bakar ki camide günümüz tabiriyle tam böyle din tahripçisi bir adam yani imam vaazda halkı yanlış bilgilendiriyor, zehirliyor adeta. Öyle ya bizim delikanlı ilim görmüş, medrese tahsili yutmuş ve imama karşı, imamın cemaati bu şekilde zehirlemesine karşı isyan ediyor. Ayağa kalkıyor, sen ne yapıyorsun hoca diyor, öyle değil böyledir. Niye insanlara farklı bir mesaj veriyorsun demeye kalmıyor. İmam saygınlığını korumak için ne diyorsun sen bire kafir diyor, ey cemaati Müslümin diyor, tutun şunu diyor, atın dışarıya diyor. 40 yıllık imamınız mı daha iyi bilir diyor, yoksa daha şu ne olduğu belli olmayan mel'un mu diyor, atın şunu dışarıya. Allah Allah. Genç neye uğradığını şaşırıyor, yaka paça bunu dışarı atıyorlar. Ben diyor nerede hata yaptım? Ve anlıyor ki siyaset ilmini bilmiyor. Doğru. Siyaset dediğimiz şey sadece siyasi konular değilmiş demek ki. Acaba diyor siyaset bu muydu? Ben bir siyasi bir hata mı yaptım? Yanlış bir şey mi söyledim acaba diyerekten hocasının yanına tekrar dönüyor.
hocasına olan biteni anlatıyor ve 2 yıl siyaset ilmini, ilmi siyaseti de öğrenerek bu kez aynı köye gidip Cuma'yı bekliyor. Bakın neler olacak. Cuma'yı bekliyor, imam yine sahnede halkı yalan yanlış zehirlerle bilgilendirirken bu kez genç ayağa kalkıyor. Yalnız hedef imam değil, burasını iyi anlayalım. İmama değil, cemaate dönüyor. Ey cemaat Müslümin diyor. Bu imam diyor, o kadar mübarek bir insandır ki cennetle müjdelenmiştir. Kim onun saçından sakalından bir tel koparırsa o da cennete gidecektir diyor. Halk da oradaki haliyle o köydeki o cemaat de nereden bilsin böyle bir şeyin olup olmayacağını. Hutbedeki imama öyle bir saldırıyorlar ki kim saçından sakalından bir tane koparırız da biz de cennete gidebiliriz diye imamın üzerine saçına sakalından bir tel koparmak için o anda imamın ahlarını vahlarını şöyle bir hayal edebilirsiniz. İşte siyaset ilmi dediğimiz şey kime seslendiğin önemlidir. Neyi, nerede, nasıl, kime karşı? Siyaset ilmi öyle bir ilimdir ki karşına almadan, kimseyi karşına almadan yönlendireceksin. Yani bir şey yapıyorsak eğer yeri, zamanı geldiği vakit yapmamız lazım. Hatalar yapıyoruz biz. Öyle bir hata yapıyoruz ki sonra geri dönüşü mümkün olmayan. Bakın haberlerdeki biraz sonra izleyeceğiz, yine dinleyeceğiz. 28 Şubat sürecinde başörtüsüne sesini çıkarmayan bir gruptan bahsediliyor. Bakın kendilerine neler isnat edilecek. O dönemde sesi çıkmayan insanlar şimdi ne oldu diyorlar. Herkes bunu konuşmaya başladı. Makaleler efendim, sosyal medyada efendim, haber bültenlerinde. Efendim, çünkü sen bir değer temsil ediyorsun. Bir olguyu temsil ediyorsun. Bir doğruyu yaparken bu doğruyu efendim sadece kendi şahsi menfaatlerinden dolayı eğip bükmemen gerekiyor. Maalesef bu yapıldı. Evet, bir doğrudan bahsediyoruz. Türkiye'nin eğitim sorunu var mı? Var. Dershaneler hop diye hemen kapatılabilir mi? Evet, bunlar tartışılabilir. Platformlarda da tartışılıyor. Meselenin bu yönlerine iyi bakmak gerekiyor. Meseleyi bu konuyla konuşabilirsiniz. Ama kalkıp da bunu bir darbe olarak adlandırdığınız zaman iş farklı yerlere gidiyor. Psikolog İzzet Güllü'den size bir not söyleyeyim. Allah razı olsun, bakın çok güzel şeyler söylüyor, çok güzel bir şeyler paylaşıyor. En az diyor 15 yılını okula gidip de her gün bir yığın kitapla iştigal edip de bir kitap okuma alışkanlığı bile kazandıramıyorsa bu eğitim sistemi, burada bir sorun vardır diyor. En az 15 yıl okula gidip de bir kitap okuyamıyorsa, gençliği kıskanç, öfkeli, rekabetçi, stresli, haliyle ruhu yora yora ruhsal hastalıklara meyilli, önce okulda sonra dershanede, yani sabahtan akşama dek hareketsizce masa başında oturta oturta bedensel hastalıklara yatkın yapmanın adı mevcut eğitim sistemidir, çarpık eğitim sistemidir, çoktan seçmeli sınavlardır ve dershanelerdir diyor. Psikolog İzzet Güllü'nün bu makalesini kesinlikle okuyun değerli izleyenler. Yani bu ekranda şu an dar bir zaman diliminde bunların tamamını sizle paylaşmam mümkün değil. Çok anlamlı, birbirinden değerli tespitler var. Bir toplumun, bir gençliğin ruh hali çöküyor. Sadece sınav endeksi bir eğitim sistemimiz var. Zaten bu dershanelerin oluşu, çıkışı da buradan çıkmadı mı? Lisedeki eğitimini, evet lisede hepimiz geçtik lise dönemlerinde. Belki de biraz sonra sorular gelecektir. Hocam sen dershaneye gitmedin mi? Gittik ya. Gittik de ne oldu? Dershane beni kazandırmadı. Bu gerçekler konuşulmuyor ama. Ben istemeseydim dershane kim ki bana bir şey verecek? Okul vermediği gibi dershane de vermezdi. Ne der? Bana ben istemesem kimse bir şey veremez. İstekli olan bensem alırım. Okulda bize bir şey verilmediğinden falan bahsedenlere tekrar söylüyorum. Sen almak istedin de okul mu kapattı? Alıcıların kapalıysa, öğretmen dersini anlatmıyorsa elini kaldıracaksın. Hocam dersini anlatır mısın deyip sesini çıkaracaksın. Olay bundan ibaret. Ama sen alıcı değilsen, sen de orada yatıyorsan, evet ne olur? Sonra dershaneye ihtiyaç duyarsın. Evet, lise yıllarında yatanlar dershaneye ihtiyaç duydular. Açıkça söylüyorum. Kendi şahsımdan da biliyorum, toplumun yapısından da biliyorum. Lisede eğitim almadık, almayanların evet kapısı dershane oldu. O zaman sen liseyi güçlendir. Ama önce sen kendini güçlendir. Onun için ailelerin, anne babaların şu an tedirgin olacak hiçbir şey yok. Sen çocuğuna gerekli eğitimi veriyorsan, çocuğunu takip ediyorsan, iyi izliyorsan, okulda ne öğreniyor, ne yapıyor, ne ediyor diye takip ediyorsan problem yok ki. Biliyorsunuz her şey eskisi gibi de değil. Şu anki eğitimimiz, içerideki eğitim çalışmalarımız, milli eğitimdeki değişiklikler de bunun göstergesi.
Yani haklıya da hakkını vermek gerekiyor. Bir şeyler değişiyor. Bakın eğitim sisteminde bile daha bir 5-10 yıl öncesine kadar evet çıkan sorular YGS'de yani ÖSS'de o zamanın ÖSS'si. ÖSS'de çıkan sorular milli eğitimde anlatılan müfredattan çıkmıyordu ki. Ama şimdi öyle mi? Hayır. Milli eğitimde anlatan özellikle YGS'nin ana konusu 9. sınıfın ders müfredatı. 9. sınıftaki bir öğrenci derslerini iyi anlıyor ve götürüyorsa sınavda başarılı olacak demektir. Ve belki de bir şey daha önümüz aydınlanıyor. Nasıl ki SBS kalktı da merkezi sınav sistemiyle işte ÖSYM'nin SBS'si, OKS'si gitti yerine merkezi sınav sistemiyle milli eğitim bu işi devraldıysa çünkü okuttuğu derslerden sınav yapacaksa belki de bir 3-5 yıl sonra temenni ediyorum. Lisede de böyle olacak. YGS, LYS sistem olarak gidecek ve yerine gelecek. Milli Eğitim kendi okuttuğu derslerden soru soracak. Bizzat Milli Eğitim bu işi alacak. Milli Eğitim bu noktada bir çalışma da belki yapıyordur bilmiyorum. Kulislerde ne konuşuluyor. Ama iyiye doğru gidiş var yani. Korkmaya, paniklemeye, efendim insanları tahrik etmeye, provoke etmeye, efendim darbe oluyor demeye gerek yok ki. O zaman eğitimi konuşun bana. Bana eğitimle ilgili çözüm söyleyin. Yukarıya bir şeyler anlatın. Evet siz sivil toplum kuruluşsunuz. Buyurun eğitimle ilgili sorularınızı. Bakın buyurun evet canlı yayın bağlanın söyleyin. Evet değerli izleyenler kaldığımız yerden bilinçli toplum olma adında devam ediyoruz. Bir doğruyu da tekrardan ifade ederek programımızın 10 itibariyle şu an 12 doğru geliyor. Ana hedefi biliyorsunuz. Siyasi bir mekanizmada tartışılan bir konuyu alıp buraya getirmek değil. Eğitimle ilgili bir doğrumuz var. Eğitimle ilgili bir gerçeğimiz var. Dershane gerçeğimiz var. Dershane gerçeğini konuşuyoruz. Dershane bir ihtiyaçtan doğmuştur diyoruz. Ancak konuyu bu yönüyle konuşulmasını da istiyoruz. Evet, bu konuyu gündeme alanların da aynı perspektifte oturup değerlendirmesini bilinçli olunması adına buradan onu da ifade ediyorum. Yanlış algılamalar ve anlaşmalar varsa, çünkü telefon bağlantılarıyla ve izleyicilerimden gelen dönütlerden bunu görüyorum. Yani bunu hedef göstermek ya da birilerini tahrik etmek falan değil. Bizim niyetimiz bu değil. Toplumsal anlamda ciddi bir konumuz var, eğitim. Eğitimle ilgili dershaneler Türkiye'nin bir gerçeği ancak bir yere kadar da dershane gerçeğinde artık çıkmazımız haline geliyor. Dershane bir yerde ki kaç yıldır dershanenin kapatılacağıyla ilgili zaten açıklamalar yapılıyor. Şimdi bu noktadan bakıp perspektifimizi biraz daha geniş tutup konuyu eğitim alanında tartışalım diyoruz. Her platformda bakın eğitimle ilgili bir çıkmazımızdır bu. Peki ne zaman dershaneler ihtiyaç olmaktan çıkar? Ben çocuğumu ne zaman dershaneye göndermek istemem? İşte buradan bakalım. Sen bir veli olarak çocuğunu dershaneye ihtiyaç duyduğunu görüyorsan aldığı eğitimden, milli eğitimdeki veya okuldaki veya işte öğretmenlerindeki eksikliği dershaneyle tamamlamak istiyorsan burada bir ne vardır? Eksikliği giderme ihtiyacı vardır. İşte ne zaman ki eğitimdeki eksiklik giderilir tam anlamıyla çocuklar okuduğu derslerden sınava tabi tutulursa dershaneye ihtiyaç kalmayacak, kendiliğinden yok olacak, kendiliğinden kapanacaktır. Ama toplumsal anlamda bir doğruyu daha ifade ettik, yine ediyoruz. Yani insanlar haliyle açık olan bir kuruma da çocuğunu gönderiyor. Göndermek istiyor, daha iyi olsun diye. Yani böyle bir çıkmazımız da var. Onun için dershane, hani başbakanın çıkması da bu yöndeydi ya, okul varsa dershane neden var? Yani birbirinin alternatifi gibi olmamalı iki eğitim sistemi. Ve bu şu anlama gelmemeli. Çocuk dershanede iyi bir eğitim alıyor, o zaman okula ihtiyaç duymuyor. Okulda öğretmenini, derslerini ilgiyle takip etmiyor. Nasıl olsa dershanede tamamlarım diye. Yani bakıyorsunuz veli profillerimize, Türkiye gerçeğine, okulda çocuğunu hiç ziyaret etmeyen, okuluna gitmeyen, okulda çocuğunun ders, başarı, öğretmenle arasına bakmayan veli, dershaneye gönderdiğinde peşinden ayrılmıyor. Yani böyle bir handikaplarımız var. Toplumsal gerçeklerden bahsediyoruz. Son bölümümüz hem toparlayalım hem de algı yanılmalarını tekrar bilinçli toplum olma adına düzeltelim. Amacımız burada dershaneleri kötülemek değil. Bir dershane gerçeğimiz var. Dershaneleri konuşun. Dershanelerle ilgili konuşulsun. Eğitimle ilgili konuşulsun. Ama ne diyoruz? Bugün değil. Her zaman konuşulsun. Yani onca zamandır eğitimle ilgili o kadar değişiklikler, o kadar sıkıntılar atlattı Türkiye. O günlerde konuşmayanların şimdi dershane kapatılınca konuşması hoş olmuyor. Burayı iyi anlıyoruz ve bundan dolayı da yine de algıda bir yanlış söylemimiz varsa ona da
Bu anlamda bu perspektiften bakıp dershaneyi bir yöne çekmek yanlış olduğunu söylüyorum. Dershane bir eğitim gerçeğidir. Eğitimle ilgili konuşulmalıdır. Eğitimsel yönü değerlendirilmelidir. Dershanede eğitim veriliyor mu? Hayır. Bakın hemen tepki gösterebilirsiniz. Dershanede öğretim veriliyor. Dershanede ne verilir? 2 neti 5 nete yapmak, 2 net daha arttırmak, 15 net daha arttırmak verilir. Çocuğa test çözme, testi daha iyi çözme, daha başarılı olmanın yolları öğretilir. Orada eğitim değil, öğretim vardır. Buraları iyi anlamak, bunları iyi değerlendirmek gerekiyor. Dershaneye karşı olduğumuzdan değil, dershanenin de varlığını devam ettirebilmesi için bunları platformlarında iyi anlatması gerekiyor. Biz de buna öncülük ediyoruz böyle bir programımızda. Mehmet Taşkırmaz mesaj göndermiş. Dershaneler ihtiyaç diyor mesela. Dershaneler ihtiyaçtan doğmuştur. İhtiyaç ortadan kalktığı anda kendiliğinden kapanacaktır. Dershaneler MEP onaylı sertifika dahi vermiyorlar. Hiç kimse dershaneye gitmek zorunda değil. Ancak eğer yasaklanırsa bu bütün dünyada özgürlüklere darbe olarak yorumlanacaktır. Serbest piyasa ekonomisine bir müdahaledir. Bu işten ekmek yiyen yüz binlerce insana darbedir. Çarpıklık eğitim sistemindedir. Sistemi düzeltemiyorlar. Dershaneye ilişiyorlar. Zaten oldu bitti. Böyle bir şeye getiriliyor diyor. Evet, herkes yorumunu yazıyor. Yorumlarınızı paylaşıyorum, okuyorum. Çünkü burası gerçekten fikirlerinize saygı duyduğumuz bir yer. Evet, dershaneler bir ihtiyaçtan doğdu. O zaman hakikaten ihtiyacı ortadan kaldırırsak dershanede kendiliğinden kapanacak. Veli, anne, baba çocuğunu dershaneye göndermeyecek. Yani kaynağı iyi çözmemiz lazım. Sorunu iyi tespit etmemiz lazım. Yani bir kurumu iyileştirmek için diğer kurumu kötülemek, bu da yanlış. Böyle bir yanlışa da dur diyelim. Nihayetinde dershane de bu toplumun bir kurumudur. Bu toplumun bir gerçeğidir. Bu anlamda dershaneye karşı olduğumuz anlaşılmasın. Çünkü 10 itibariyle aynı perspektifte konuşuyorum. Dershane bir ihtiyaç. Bunu farklı mekanizmalarla dillendirirsen problem. İhtiyacı konuşun diyorum, problemi konuşun. Yani oturup Türkiye'nin eğitim sistemiyle ilgili konuşulsun, konuşulması gerekiyorsa. Evet, son bölümdeyiz ve yorumlarınız, telefon bağlantılarınız hepsine cevap veriyoruz, geliyor. Bir yorumumuz daha var, onu da alacağım ama bir şey daha söyleyip öyle yorumumuzu alalım. Değerli izleyenler, eğitim sistemimizde bakın çok ciddi değişiklikler, güzellikler, yenilikler de oluyor. Nedir? Efendim işte SBS'nin kalkması bir de bunun bir göstergesi bakın. SBS kalkıp sen işte kendi okuttuğun müfredattan çocukları sınava tabi tutarsan gayet güzel bir yolda ilerliyorsun. Geç kalmış ama iyi giden bir yolda gidiyoruz. Bakın bir şeyler yerine oturuyor. Taşlar yerine oturuyor. Temennim o ki dediğim üzere bunu YGS'de de göreceğiz. Bunu artık ÖSS sisteminde de göreceğiz. Şu an lisede okutulan derslerden çocuklar belki de birkaç yıl sonra sınava tabi olacaklar. Kendi merkezi sistem sınavıyla, ÖSYM'nin çoktan seçmeli olarak yaptığı değil de bizzat Milli Eğitim'in kendi hazırladığı, okulda okutulan müfredatın sorularıyla, tam anlamıyla onun karşılığını görecekler. Temennimiz bu yönde. Yani bir şeyler iyiye doğru gidiyor. Temennim de o ki bu iyiye gidiş elbette ki sancılı da olabilir, problem de doğurabilir. Ama unutmayalım, mevzu eğitimse, eğitimle ilgili konuşuluyorsa lütfen sadece bugünü düşünmeyelim. Sadece bugünden yola çıkmayalım. Olayı bu açıdan bak, sadece yani kendi açımızdan bakmayalım. Türkiye'nin eğitim gerçeğinden bahsediyoruz. Evet, Emrah diyor. Emrah, yani Emrah'ın açıklaması biraz siyasi yönde. Onu okumak istemiyorum. Siyasi bir açıklama söylemine girmek istemiyorum. Selçuk'un mesajı, dershaneleri kapatacağız demek yerine var olan sınav sistemlerini kaldıracağız denmeliydi. Oysa direkt olarak dershaneyi kapatacağız. Evet, söylemlerde, evet devamını da anlıyorum. Çünkü vaktimiz çok dar. Dershaneyi kapatmak yerine sistemi kaldıracağız. Sistemi değiştirmek daha mantıklı. Aynı paralelde gidiyoruz. Teşekkür ediyorum. Şöyle bir toparlayalım mesajlarımızda, başka ne var, gelen mesajlarımız var mı? Efendim Murat Doğan cevap vermiş. O da siyasi olduğu için onu da söylemiyorum. Çok siyasi ve etik bulmuyorum programıma. Onu da paylaşmıyorum. Murat Doğan'a da teşekkür ediyorum ama sağ olsun mesaj göndermiş. İzlemiş. Teşekkür ediyoruz.
Bazılarının çıkarları zarar görünce ne kadar bencilleştiğini görüyoruz demiş. Siyasi devam ediyor. Bunu da okumayalım, devam etmeyelim. Evet, konuyu farkındaysanız eğer, gündeme taşıyan, konuyu manşetiyle gündeme taşıyan haliyle böyle olunca yükleniyor. İşte toplumsal algı budur, demek istediğim bu. Halbuki dershane toplumun genel bir problemi, toplumun, Türkiye toplumunun bir gerçeği. Dünyada da böyle gerçekler var. Ama bir kurum kendine mal ederse hedef öyle seçiliyor muhtemelen ki insanların algısı bu yönde. Çünkü tüm kanallarda ve tüm platformlarda bu minvalde gidiyor. Ama biz ne diyoruz? Türkiye'de eğitim problemi var, böyle bir gerçeği var. Biz bu anlamda tüm izleyicilerime teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, biliyorsunuz programımızda hem videolarımız, hem şiirlerimiz, hem konuyla bağlantılı olarak güzel videolarımız var. Programımızın son dakikasında 2 dakikalık sizi şiirle başladık, şiirle bitirelim. Zafer anı diyelim. Programımızı Zafer Anı şiiriyle nokta koyalım. Niye Zafer Anı? Yani hiçbir şey yenik düşmemeli yarına, geçmişe bakmayalım, önümüze bakalım diye Zafer Anı şiiriyle programımızı nihayete erdiriyorum. Önümüzdeki programlarımızda yine bilinçli toplum olma yolunda konuşmaya, programımızı devam ettirmeye devam edeceğiz. Evet, Zafer Anı diyoruz. Yağmurlar yağmakta bulutlar üstüne geçen ve yeşile dönmekte yeryüzü. Yeni hayatların doğuşu bu. Bir ümit kıvılcımı bu. Yakıyor adeta. Bugünler geçivermekte. Yarınları fethetmeliyiz. Yarınları. Geçivermekte an, gün. Yetişmezse sonra bu ömür. Bir günün zaferinden yoksun kaldığı vakit dayanır mı sanırsın bu can, bu yürek? Günleri günlere katmak gerek. Eksik olmamalı, kopuk olmamalı hiçbir vakit. Hiçbir an, hiçbir an yenik düşmemeli yarına. Hiçbir an yenik düşmemeli yarına. Yeni günler doğmakta, umursamaz başlara rağmen. Dolu dolu yürekler kalkmalı ayağa. Geçivermekte zaman. Şimdi, evet şimdi. Kanat olmak, kol olmak zamanı. Baş olmak, düşünce olmak zamanı. Yürek olmak, gönül olmak zamanı. Zaman, zaman bizim için. Şimdi zafer anı. Hiçbir an yenik düşmemeli yarına. Hiçbir an yenik düşmemeli yarına. Geçivermekte günler, umursamaz başlara rağmen dolu dolu yürekler kalkmalı ayağa. Geçivermekte zaman, geçivermekte zaman. Yeni günler doğmakta, umursamaz başlara rağmen. Şimdi, evet şimdi, kanat olmak, kol olmak zamanı, baş olmak, düşünce olmak zamanı, yürek olmak, gönül olmak zamanı. Zaman bizim için şimdi zafer anı. Evet değerli izleyenler, zaman zafer anı. Hiçbir şey yenik düşmemeli yarına. Lütfen yarınlarımıza bakalım. Bir şeyler iyi gidiyorsa lütfen bunu iyi yorumlayalım, iyi görelim. Çok iyi yerlere doğru gittiğimizi ben görüyorum. Toplum hafızasında, toplum ruhunda, toplumsal anlamda insanların beyinlerine ve bilinçaltlarına bu anlamda verdiğimiz mesajlara dikkat edelim. Çünkü İyi bir yerlere doğru gittiğimize inanıyorum. Haftaya yine görüşelim.